Evet arkadaşlar, şimdi ETS2'deki ayarları en baştan yapıyoruz. Sizin kurulu bir profiliniz olabilir. Ama ben hani yeniden oyunu yüklemiş, direksiyon sesiyle başlayacak kişi için en baştan anlatıyorum. Onun için profilimizin adını da direksiyon seti ismini veriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir fotoğraf seçiyoruz. Hadi bakalım. Bir kadın karakter olsun. Scania tır olsun. Ve logomuz olsun. Arkadaşlar ismini falan şöyle geçiyoruz. Simülasyon Games diyoruz. Şirket adına. Evet. Steam Cloud'u kullanma dedik. Oluştur dedik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle burada eğer sizde kontrolcüler çıkıyorsa basın. Ama bazı durumlarda çıkmayabiliyor. 1.44'te olması lazım. Bu bazen hata veriyor. Çıkmıyorsa siz normalden girin. Klavyeden girin. Daha sonra ayarlayabiliyoruz. Yani sıkıntı olmuyor. Burada arkadaşlar H vites kolonu seçiyoruz. Aktarmalı diyorsunuz. Ve ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Direksiyon bölümüne geldiğinizde direksiyonu bir kere sağ sol yapın. Kendi otomatik geçiyor. Gaza geldiğinde arkadaşlar pedaldan gaza basıyorsunuz. Bakın şu şeyi göreceksiniz. Yani gaza bastığınız zaman bu işaret gelecek. Ondan sonra arkadaşlar frene geliyorsunuz. Frene basıyorsunuz. Debriyaja geliyorsunuz. Debriyaja basıyorsunuz. Diğerlerine gerek yok. Sonraki diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Buradaki tuşları çok iyi ayarlamanız lazım. Yukarı aktarmalı değilse gene buraya aktarmalıya çevirin. Şimdi arkadaşlar vites kolu 1 dediği bölüme vitesten şöyle vitese geliyorsunuz. Aracı 1'e takıyorsunuz. Boşa alıyorsunuz. Bakın burası 12 yazacak. Eğer 12 değilse o şekilde olacak. Yani 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye gitmesi lazım. Diyelim ki burası başka bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Çubuk 2. O zaman ne yapıyorsunuz? Vitesi 4'e takıyorsunuz. Boşa alıyorsunuz. Hemen burası 15 oluyor. Geri içinde arkadaşlar vitesi geriye takıyorsunuz. Boşa alıyorsunuz. 18 oluyor. Vites kolu mandalını siz belirleyin arkadaşlar. Yani ben onu direksiyonumdaki X tuşunu belirledim. Yani X olduğu zaman benim için daha kolay oldu ama siz belki başka bir tuş seçebilirsiniz. Vites kolu mandalı ikinciyi koymayabilirsiniz ya da başka bir tuş yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar ne işe yarıyor derseniz, bunlar 6 vites bittikten sonra 7. 8. 9, 10, 11, 12. viteslere geçmeniz için yapılan mandal. Çünkü araçların vitesleri 6 vites, oyunun vitesleri 12 oluyor, 8 oluyor. Bu değişiyor arkadaşlar. Sihirbazı tamamla diyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Tüm ayarlar bu kadar arkadaşlar. Tabi bunun dışında ekstra siz direksiyon setine, yani direksiyonun üstündeki tuşlara da fonksiyonlar vermek istiyorsunuz. Hemen bunu da anlatalım ve videomuzu tamamlayalım. Çünkü ayarlar çok kolay arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki hassasiyet ayarları, direksiyonun titreşim ayarları. Bunların hepsini de ayarlayabilirsiniz. Logitech'in veya farklı kullandığınız, ben şu an Logitech G29 için anlatıyorum ama farklı kullandığınız direksiyon setleri için de uygulama üzerinden ayar yapabiliyorsunuz. Uygulamalar zaten yüklemeden seti kuramıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Yani ilk başta uygulamayı kuruyorsunuz. Daha sonra oyunlardaki ayarları yapıyorsunuz zaten. Bu konuda takıldığınız yerlerde de arkadaşlar kesinlikle yazabilirsiniz. Uygulamadan da bahsedebiliriz, video çekebiliriz. Ama şu an sadece ETS 2 ayarlarını anlatıyoruz arkadaşlar. ETS 2'deki shifter ayarlarını, direksiyon setindeki direksiyon ve pedal ayarlarını da anlatmış oluyoruz. Şimdi ise arkadaşlar ne yapacağız? Burada hemen bir seçim yapacağız. Çünkü burada fazla bir işimiz yok. Oyun oynamayacağımız için. Şöyle bir eğitimi hayır falan diyelim. Bir giriş yapsın. Oyun biraz geç açılıyor. Çünkü sıfırdan bir profil açtık. Oynadığımız profiller olsaydı daha hızlı açacaktı. Ama ben sizlere arkadaşlar hazır profillerden göstermek istemedim. Daha rahat anlayabilmeniz için sıfırdan bir profil açtım. Sanki siz de en baştan oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız?
Bir de ufak ayarlarımız var. Direksiyonun üstündeki tuşlarla ilgili ayarlarımız var. Hemen onlara geçelim. Seçeneklere geliyorsunuz. Burada arkadaşlar tuşlar ve düğmeler bölümünden ayarlayacağımız birkaç tane ayar var arkadaşlar. Mesela tabii ki burada istediğiniz ayarı yapabilirsiniz ama ben sizlere birkaç tane örnek vereyim. C29'un üstündeki L3 ve L2 tuşlarını arkadaşlar ben mesela kornalara verdim. Yani normal kornaya ne dedik? 7 dedik. Havalı kornaya arkadaşlar üstüne basarak 11 dedik. Yani mesela siz bunu diyelim ki şöyle de değiştirebilirsiniz. Bakın o zaman hemen yoka dönüyor. Ben ne yapıyorum? Şöyle üstüne mouse'la tıkladıktan sonra direksiyon setinin üstüne tıklama yapıyorum arkadaşlar. Selektöre mesela ben soldaki çubuğu seçtim. Yani 5 numarayı verdim. Hemen karşısındakini sileceği verdim. Zaten bunlardan bahsettim arkadaşlar. Anlattım. Tekrardan girmeye gerek yok. Ama siz ekstra şeyler yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki tuşlardan birini sol cam açabilirsiniz. Sağ kapıyı açabilirsiniz. Yani sağ kapı sol kapı değil tabii ki. Ön kapı arka kapıyı açabilirsiniz. Veya tavan kamerası istiyorsunuzdur. Yani çok kullandığınız şeyler vardır. Ya da ESC tuşunu kullandığınız çıkış tuşunu yapabilirsiniz. Haritayı verebilirsiniz. Yani bunlar size kalmış arkadaşlar. Hepsi zevkinize göre. Şu ikinci bölümlerden yapıyorsunuz bunu. Yani tekrardan bunu belirteyim. Birinci bölüm klavye için. İkinci bölümde bunun için arkadaşlar. Yani burada direksiyon setinin ayarlarını tek tek ayarlayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi burada değişiklik yapmak istiyorsanız en başta yaptığımız şeyleri bu kontrollerden değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki debriyajı iptal etmek istiyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Bu bölümden debriyajı iptal ediyorsunuz arkadaşlar. Ya da hassasiyetini ayarlıyorsunuz. Mesela bunları da yapabilirsiniz. Fren diyelim ki sizin için tatmin edici bir derecede şey yapmıyor yani. Mesela onu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar burada birçok ayar var. Ama çok kurcalamayın yani. Burada mesela tümsekleri açayım ya da biraz sürtünmeleri kapatayım falan derseniz bu sefer oyun içindeki orijinallik biraz gider arkadaşlar. Yani bu ayarları benim dediğim gibi yaparsanız oyundan zevk alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir göstereyim son kez ayarları. Herkes böylece ayarlarını çok güzel bir şekilde ayarlayabilir arkadaşlar. Çok kolay bir kurulum var. İstediğiniz oyunlar için bana yorumlardan yazın ve hepsinin videosunu çekelim. OMSI 2 ve arkadaşlar Bus Simulator 23, 21, 18, 16 ne oynuyorsanız artık. Forza Horizon 5, 4 bütün oyunları arkadaşlar düzenleme yapabiliriz. SnowRunner yani tüm oyunlarda GTA 5 mesela yani şu anda aklıma geliyor. Böyle ayarlarımızı tek tek yapabiliyoruz. Logitech G29 üzerine anlattım arkadaşlar. Şu anda anlattığım video Logitech G29. Ya bu Logitech'in bütün serileri için aslında geçerli arkadaşlar. Aşağı yukarı hepsi aynı yazılım. Ama diğer markalarda da isterseniz video çekebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.